Süleyman Abdülmelik zamanında Beni Esed kabilesinden cömertliği ve yiğitliğiyle bilinen Huzeyme Beşer sadaka verir. Arkadaşlarına bol ikramda bulunurdu. Günlerden bir gün adam servetini kaybetti. Ailesi ve arkadaşları ondan yüz çevirdi. Bir başına kaldı. O dönemin valisi olan İkrime Fayyat cömertliğiyle biliniyordu. Bir gün arkadaşlarıyla otururken Huzeyme'nin ismi geçince arkadaşlarına "Huzeyme nasıl?" diye sordu. Onlar "Durumu kötüleşti, kimse yanına uğramaz oldu." dedi. Gece olunca İkrime 4000 dinarı alarak atına bindi, yüzünü peçeyle kapattı ve Huzeyme'nin kapısını çaldı. Huzeyme kapıyı açınca İkrime ona parayı uzatarak "Al bu keseyi, durumunu düzelt." dedi. Huzeyme, "Sen kimsin? Kim olduğunu söylemezsen almam." deyince İkrime, "Ben Cabir Esarat Kiram." diye cevap verdi. İkrime hızla atına bindi ve gitti. Huzeyme içeri girip elinde keseyle eşine, "Müjde hanım, Allah bize yardım etti." diye seslendi. İkrime o gece eve geç dönünce eşi şüphelenerek, "Bu saatte dışarıda ne yapıyorsun? Başka bir kadına mı gidiyorsun?" dedi. İkrime reddetse de kadın inanmadı. Cabir olan biteni gizli kalmak şartıyla anlatmak zorunda kaldı. Huzeyme sabah erkenden durumunu düzeltti ve Filistin'e müminlerin emiri Süleyman Melik'i ziyarete gitti. Huzuruna çıktığında Süleyman ona neden geç geldiğini sordu. Huzeyme sıkıntıda olduğunu, durumunun kötüleştiğini, o yüzden gelemediğini söyledi. Süleyman ona, "Peki sana kim yardım etti?" deyince Huzeyme ona Cabir olayını anlattı. Müminlerin emiri bu kişiyi merak ederek onu ödüllendirmek istedi. O gün Süleyman Huzeyme'yi vali olarak atadı. Huzeyme atandığı yere giderek önceki valinin hesaplarını istedi. Borcunun çok olduğunu görünce Huzeyme İkrime'nin tutuklanarak hapsedilmesini emretti. İkrime'nin eşi olanları duyunca Huzeyme'ye giderek "Cabir Asarat Kiram'ın ödülü bu mudur?" deyince Huzeyme üzülerek "Bana sadaka veren o mu?" dedi. Ve İkrime'nin hapsolduğu yere giderek ellerini çözdü, başını öptü, kendisini cezalandırmak için ellerinin bağlanmasını istedi. İkrime yemin ederek bunu asla yapmayacağını söyledi ve ikisi de oradan ayrılıp Süleyman'a gittiler. Huzeyme kapıdan girdi ve ona yardım eden kişiyi bulduğunu söyledi. Süleyman onun kim olduğunu sorunca İkrime bin Fayyat diye cevap verdi Huzeyme. Süleyman İkrime'ye 10 bin dinar vererek onu Azerbaycan'a vali olarak atadı. Her ikisi de Arap Yarımadası'na yakın yerlerde valilik yaptı. Süleyman Abdülmelik'in en parlak dönemiydi. İkrime bin Fayyat vefat edene kadar insanlar arasında Cabir Asarat Kiram lakabıyla bilindi. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم